Gezilecek bir sürü park var. Benim en sevdiğim açıkçası muazzam bir ortam var. Ne lezzet istiyorsanız Asya mutfağı olsun, Afrika mutfağı olsun. Kimisi bir yerde çayını içiyor, kahvesini içiyor falan. Muazzam bir enerjisi var. Gel bir akşam New Town'a, biz biliyoruz mekanı falan. Bir Bondi Beach'e gideyim de orada ortamları göreyim. Kızlar, çocuklar, sörfçüler falanlar filanlar. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. İşten geldim, birazcık yorgunum ama iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar, bugünkü konumuz, hemen defterime bakıyorum. Şehirde yaşamanın artısı ve eksisi, yaşadığım deneyimlerden ve arkadaşlarımın yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak size bugün bayağı bir pozitiften bahsedeceğim. Çok küçük bir negatiften bahsedeceğim. O zaman videoya geçelim diyorum. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bunun için şimdiden teşekkür ederim. Elinize sağlık. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Öncelikle ben hangi şehirde yaşıyorum? Ben Sydney'de yaşıyorum arkadaşlar. Tabii Sydney'in şehir göbeğinde yaşamıyorum. West Ryde bölgesinde yaşıyorum. Şehire yaklaşık 10-15 kilometre civarında bir uzaklıktayım. Aslında çok da fazla değil ama sanırım tam hatırlamamakla birlikte bir yılımı şehrin tam böyle göbeğinde yaşamıştım. Oradan da biliyorum ve ara ara şehire gidiyorum, çıkıyorum. O yüzden size güzelce 5 yıllık Avustralya deneyimden yola çıkarak nedir ne değildir bahsedeceğim. O zaman sizi çok tutmayayım. Konuya geçelim arkadaşlar. Öncelikle ilk olan neymiş? Sosyallik arkadaşlar. Sosyal yaşam şehirde çok daha iyi kesinlikle. Çünkü kalabalık bir nüfus var, gençler fazla, okullar orada, restoranlar orada vesaire. O yüzden şehirde yaşamın en büyük artısı sosyallik arkadaşlar. Çok fazla insan görebiliyorsunuz, bir enerjinizi yükseltiyor en azından. Benim gibi böyle yaşlı emeklilerin olduğu yerde olursanız böyle akşam 8'de yatağa girersiniz, mışıl mışıl uyursunuz. Başka yapacak bir aktivite yok. Bazen netle bizim burada park var, oraya gidiyoruz. Çok büyük bir park. Akşam hafta sonuydu sanırım. Akşam 6 falandı. Yani park da çok güzel bir park. Böyle nehrin yanında falan. Yürüyoruz abi, kimse yok. İnsan evladı yok. Herkes evinde emekli sandalyesinde oturmuş televizyon izliyor. O yüzden şehirde olursanız sosyallik konusunda hiç sıkıntı çekmezsiniz. Çok fazla insan tanırsınız. O yüzden ilk bence pozitif tarafı abi, sosyallik konusunda size çok güzel bir avantaj sağlıyor. İkincisi, gezilecek parklar. Gezilecek bir sürü park var. Benim en sevdiğim açıkçası, her ay mutlaka gidiyorum. Yaz, kış hiç fark etmez. Centennial Park var arkadaşlar. O yüzden çok seviyorum. Centennial Park dışında da çok fazla yine parklar var zaten, onlarda böyle gezeceğiniz. Centennial Park'ı niye seviyorum abi? Çünkü ben sporcu biri olarak falan gittiğimde böyle enerjim yükseliyor abi. Herkes spor yapıyor, koşu yapanlar, yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler falan. Muazzam bir ortam var ve etrafta böyle güzel coffee shoplar falan da var. Aynı zamanda böyle kenarda böyle gölün etrafında oturacağınız küçük küçük göller falan var. Böyle yapay mı artık bilmiyorum. Oralarda böyle işte hayvanları izleyebiliyorsunuz, kuşları izliyorsunuz falan filan. O yüzden bayağı bir sevdiğim bir park. Dediğim gibi parklar arkadaşlar, şehre yakın bir sürü güzel güzel park var. Kitabınızı alırsınız, kahvenizi alırsınız, müzik dinlemeye gidersiniz. Belki resim yapmayı seviyorsunuzdur, resim yapmaya gidersiniz falan. Yapılacak fazla bir sürü aktivite bulabilirsiniz. Bir sürü park var, o yüzden çok seversiniz bence. Yeşilliği seviyorsanız ve böyle sessizliği, kendi başınızda piknik tarzı şeyleri seviyorsanız şehir bu yüzden parklar açısından size muazzam bir artı sağlar arkadaşlar. O zaman hemen üçüncüye geçiyorum. Üçüncüsü abi, Türk topluluğu olarak yiyoruz. Şehrin en güzeli bence restoran avantajı abi. Her yerde farklı farklı restoranlar var. Yani ne lezzet istiyorsanız Asya mutfağı olsun, Afrika mutfağı olsun, Hint mutfağı olsun, Türk mutfağı olsun. Bir sürü restoran var her yerde ve fiyat aralığı da çok pahalı değil. Ya tabii ki pahalı yerler falan var ama yine uygun bütçeli böyle aile restoranının tarzında falan yerler de var. Sokak lezzetleri de bulabiliyorsunuz. O yüzden ben şehrin en güzel artılarından birisi yakın olmak yemek ulaşımı abi. Akşam dışarı çıktığınızda da yemek ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Açık restoranlar olsun falan, özellikle Asya restoranları falan.
akşamları zaten full basıyorlar. Çünkü Asya kültürü de bir nevi bizim gibi abi. Akşamları falan vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Gıda konusunda bence restoran zenginliği konusunda şahane. Özellikle restoran konusunda şöyle söyleyeyim size. Newtown'da mesela gidersiniz, Glebe bölgesine gidersiniz. Çok fazla Türk restoranları da var. Benim en sevdiğim restoranlar da zaten orada. Newtown'a gidiyorsunuz abi, zaten sosyallik, gençler orada farklı. Bir nevi Kadıköy havası var zaten orada böyle gittiğiniz zaman. Bir gidiyorsunuz abi, herkes dışarıda işte, kimisi içkisini içiyor, kimisi işte bir yerde rakısını içiyor, kimisi bir yerde çayını içiyor, kahvesini içiyor falan. Muazzam bir enerjisi var. Newtown'a mesela gidip böyle bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Hatta bizim Charlie ile Esin muhtemelen bu videoyu izleyeceklerdir. Onları kaç gün diyorum ki abi, ben hayvan gibi lahmacun aşırıyorum. Burada lahmacun yapan yok. Hepsi böyle yağlı ekmek veriyor. Ben lahmacun yemek istiyorum. Dediler kardeşim, gel bir akşam Newtown'a, biz biliyoruz mekanı falan. Muhtemelen yakında oraya da gideceğim. Bir lahmacun, kebap falan böyle bir şeyler yemek istiyorum. Neyse, restoran konusunda bayılırsınız. Şehir bu konuda size çok fazla zenginlik sunar. Türk lezzeti arıyorsanız da abi, Newtown bölgesine gittiğiniz zaman muazzam yemekler bulursunuz. Aynı zamanda çok iyi Türk kahvaltısı falan da var oralarda. Aklınızda olsun. Dördüncü pozitif kısmı ne diye soracak olursanız abi, genç nüfus zenginliği. Çünkü niye? Abi bütün böyle üniversiteler falan diyelim, dil okulları olsun, böyle diğer farklı okullar olsun, şehrin tarafında konumlandırılmış durumda. Dolayısıyla genç nüfus abi böyle hani toplu taşımaya falan para vermemek için ne yapıyorlar abi? Şehrin merkezinden ev tutuyorlar. Evet, kira bir tık pahalı olabilir. Ama toplu taşıma ücreti vermiyor. En azından ve bu size az önceki bahsettiğim pozitif şeylerden yararlanabilmek için falan oralardan ev tutuyorlar. Hayatı daha çok seçmeyi tercih ediyorlar. Böyle sakinlikten ziyade hem bütün zenginliğim olsun, kiram belki pahalı olacak falan. Genç nüfus olacak, hani bir arkadaş edinebilir, dışarı çıktığında kendi yaşıtlarıyla vakit geçirebilir, çok rahat hızlı bir şekilde arkadaşlarıyla buluşabilir falan vesaire. O yüzden hani size şehrin en büyük artısı genç nüfus abi. Mesela burada öyle fazla yok. Buralarda tabii ki yine var. Ama bir şehre gittiğiniz zaman abi böyle yürüyorsunuz. Ya da diyelim yürümediniz. Bir yere gittiniz abi, oturduğunuz bir coffee shop'ta falan böyle kahvenizi içiyorsunuz. Tek başınasınız. Kitap okuyorsunuz. Bu taraflarda bunu yaparsanız böyle bir yerden sonra şey oluyor böyle hani. Bir sıkılma durumu falan geliyor. Böyle mayışıyorsunuz falan ama. Orada böyle her ne kadar böyle insanlarla sosyal bile olmak istemeseniz. O insanların sokaklardaki geçişleri, akışları, giriş çıkışları, restoranlara vesaire falan. O hareketlilik sizin bir enerjinizi yükseltiyor. O yüzden benim genç nüfusun olması ve diğer nüfusun da genel olarak yüksek olması sizin bence enerji olarak çok iyi yükseltiyor. O yüzden bence bu da büyük bir artısı olarak düşünüyorum açıkçası. Ve sıkılmazsınız hani, diyelim ki Hyde Park'a gittiniz abi, orada oturuyorsunuz. Bir iki genç kişi gördünüz orada, diyelim ki erkeksiniz, bir kız gördünüz veya başka bir erkek gördünüz. Gidin abi, selam verin, ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor, ne yapıyor, kaç yıldır buradasın, buralı mısın, nedir, ne değildir. Muhabbet derken tanışırsınız yani. İnsanlar bu konularda daha açıklar zaten burada. O yüzden bence şehrin en büyük artılarından birisi genç nüfusun çok olması arkadaşlar. Bunu izleyenlerin birçoğu muhtemelen bana hak verecektir abi. Bir diğer şehrin güzel yanı Bondi ve Kuji Beach'e yakın olması arkadaşlar. Zaten buraya gelmeyi düşünüyorsanız bunu kesinlikle duymuşsunuzdur abi. Sydney'e gideyim de bir Bondi Beach'e gideyim de orada ortamları göreyim. Akşam barbekü partileri, işte voleybol maçları, kızlar, çocuklar, sörfçüler falanlar filanlar. Muhtemelen bu hayallere çoktan girmişsinizdir arkadaşlar. Eğer yani henüz buraya gelmediyseniz. Şöyle Bondi ve Kuji inanılmaz çılgın şeyler olabiliyor arkadaşlar. Hani böyle uçuk kaçık şeyler değil. Ama böyle enerjisi çok yüksek oranın. Etrafta güzel coffee shoplar var, restoranlar var. Her tarafta sörfçüler falan var, işte Kolombiyalılar bir yerde parti yapıyorlar falan, müziklerini açmışlar, barbekülerini yapıyorlar. Bir tarafta koşanlar olsun, bir tarafta voleybol maçları oluyor sahilde, kumsal üzerinde falan. Enerjisi oranı çok yüksek ve şey yani hani mesela biz çok fazla net ile kalabalığı sevmiyoruz. Ama yazın şey yapıyoruz, böyle piknik çantamız var abi, küçük soğuk tutan falan. Atıyoruz eşyaları falan içerisine. Direkt abi onun Bondi Kuji taraflarına böyle azıcık yukarılarında çimenlikler var. Bütün sahili gören böyle. Oraya gidiyoruz abi, böyle çimenliğin üzerine işte bizim piknik için serdiğimiz bir tane örtümüz var. Onu seriyoruz. Meyvelerimizi çıkartıyoruz. İşte içeceğimizi alıyoruz falan. Orada abi güzel bir keyif yapıyoruz. İnsanları izlemesi de o manzaradan yüksekten falan yine güzel oluyor. Zaten buraya geldiyseniz veya buradaysanız, henüz gitmediyseniz abi böyle yaza doğru piknik çantanızı falan hazırlayın, bir şeyleri alın.
Kesinlikle gidin. Bence oraları çok seversiniz. Yani Bondi ve Coogee bence şehri böyle şehir yapanlardan ve Sydney'in böyle yüzünü temsil eden lokasyonlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bence bu benim için de çok büyük bir artı arkadaşlar. Bunu gidilecek yerler listesine ekleyin. Arkadaşlar bir diğer konusu ise hafta sonu etkinliği çok. Böyle gidiyorsunuz abi şehrin merkezine iniyorsunuz. Darling Square taraflarına falan iniyorsunuz. İşte ne bileyim oralarda küçük böyle konserler olabiliyor, etnikler gelebiliyor, ne bileyim Makedonya günü oluyor mesela ya da İrlandalıların günü oluyor diyelim. Ya da Türk müziğidir vesaire şu an atıyorum. Farklı farklı konserler olabiliyor ya da böyle yaz şovları olabiliyor, drone şovları olabiliyor. Veya böyle boş böyle insanların böyle ne derler ona şov yapabileceği, sunum yapabileceği böyle özel alanları falan oluyor. Orada müziğini yapanlar var. Ondan sonra akrobatik şovlar yapanlar falan var. Böyle bir akış var abi. Ve etkinlikler de çok oluyor dediğim gibi konserler falan böyle. O yüzden bence bu konuda da şehir avantajlı bir konumda. Size ekstra böyle yapılacak bir şey getiriyor falan. Bir enerjinizi yükseltiyor yine dediğim gibi böyle. Bu da şehri pozitif yapan şeylerden bir tanesi. Bizim burada en büyük aktivite abi arkadaşlar. Çinliler hafta sonu parkta böyle emekli teyzelerimiz, amcalarımız danslarını yapıyorlar şöyle. They dancing like this. Yani şehirde en azından böyle bir güzelleşirsiniz abi. Kendinize gelirsiniz hakikaten. Siz böyle bir abi yaşıyorum, hissediyorum falan dersiniz. Şehir bu konuda da size etkinlik alanında çok güzel şeyler sunuyor arkadaşlar. Sydney'in kendi web sitesi olsun, sosyal medya ağları olsun böyle gelecek etkinlikleri falan da takip edebiliyorsunuz. Bu da en azından onların hani size sunduğu ekstra bir tane böyle bir şey oluyor, ne derler ona? Artı oluyor, en azından takip yapabiliyorsunuz abi, aklınızda olsun. O zaman şehrin diğer artısı abi bence dediğim gibi az önce söylemiştim. Newtown, King's Cross, Hyde Park gibi böyle lokasyonlara sahip olması. Böyle insan Newtown'a gidip böyle bir akşam yemeği yediğinde güzel keyif alıyor ya da partilemeyi seviyorsanız böyle King's Cross tarafına gittiğiniz zaman partileyecek yerleriniz falan var. Birazcık buraya dikkat çekmek istiyorum. Yine de dikkatli olun bu arada. Bir arkadaşla falan gitmeyi tercih edin. İlk etapta oraları bilmiyorsanız eğer, King's Cross'tan bahsediyorum. Biraz farklı uçuk şeylerle karşılaşabilirsiniz hayatınızda ilk görmediğiniz şeyler. Her ne kadar eskisi kadar olmasa da yine olabiliyor. O yüzden kendinizi de tabii ki korumaya da dikkat edin. İnsanlar çöpeki içiyorlar, kendilerini kaybedebiliyorlar falan. Ama hani oralarda böyle bir farklı ortamlar olabiliyor. O yüzden hani bence Newtown, King's Cross, işte Glebe gibi böyle lokasyonlara sahip olması, Redfern, Surrey Hills de bunlara dahil. Bunlar abi şehri böyle güzelleştiren lokasyonlar. Burası böyle. Benimki de alışık değil. Şu an oradan koltuktan beni izliyor. Diyor ki Eren ne kadar hızlı konuşuyorsunuz. Siz Türkler konuştuğunuzda nefes nasıl alıyorsunuz? Ben diyorum ki bizler tez canlı, heyecanlı insanlarız. Biz hep böyle konuşuruz. Bıra 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 bıra. Are you laughing there? He? You naughty. You're saying you're talking too fast. You're not breathing when you talk. We talks like this. Evet arkadaşlar. Bence sonuncu benim aklıma gelen pozitiflerden arkadaşlar toplu taşımaya sahip olması. Şöyle diyelim ki Redfern'desiniz. Redfern'den işte Surrey Hills'e gideceksiniz. Yürüyebilirsiniz veya otobüse binebilirsiniz ya da light rail. İşte ne diyorlar ona? Which one was it? We call it light rail, yeah? The small one, not the train. Tram? Trammiş arkadaşlar. Yeah, light rail de varmış. Light rail. Did we use light rail before? Tram diyorlar. Neyse böyle işte küçük tramvay gibi bundan var. Onunla ulaşım sağlıyorsunuz. Ya da diyelim ki işte böyle Central tarafındasın. Central tarafından Bondi'ye geçeceksin. Otobüse binersiniz. Ya da tren gidiyor mu oralara bilmiyorum. Onunla gidersiniz falan. Şehir içerisindeki böyle birbirine yakın lokasyonların tren ağı çok iyi. Çok hızlı bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Yani şehre giden, şehrin merkezine giden bir sürü tren hattı var. Bu konuda bence şehri pozitif yapan durumlardan birisi toplu taşımanın hızlı olması ve farklı farklı opsiyonlarınız var abi. O yüzden şehrin benim aklıma gelen sonuncu pozitiflerden birisi. Kısaca hemen pozitifleri özetleyeceğim. Sonra da arkadaşlar negatiflere geçeceğim. Hemen özetliyorum. Ne dedim? Sosyallik, gezilecek parklar, restoran zenginliği, genç nüfus çokluğu,
Bondi ve Kuji Beach'e sahip olması, hafta sonu etkinliğimiz çok, festivallere erişimimiz çok kolay, Newtown, King Cross, ondan sonra Sur Hills, Redfern gibi lokasyonlara sahip olması, toplu taşıma ile ulaşım, galiba size 10 tane madde saydım arkadaşlar. Şimdi negatifler. Bence negatif dediğim zaman, negatif demeyelim hani buna, hani olumsuz diyelim ya. Negatif iyi bir kelime değil bence. Her yerin zaten pozitifi, negatifi zaten var ve çok da negatif değil bunlar. Bence hani negatif veya olumsuz diye diyeceğim şeylerin ilk başına ne geldiğini biliyorsunuz. Evet, kiralar arkadaşlar, doğru tahmin ettiniz. Kiralar maalesef ki şehir merkezinde bir tık pahalı. Fiyatlar artık su takibini yapmıyorum. Ben bile hani ilk geldiğimde şehrin direkt göbeğindeydim abi. Hyde Park'ın yanında bir tane binada kalıyordum. Sadece bir odayı bir arkadaşımla paylaşıyordum. O zaman bile 2 haftalık odamın kirası $500. Ve bunu 5 yıl öncesinden bahsediyorum neredeyse. Şöyle ki bu parayı ben Şubat'ın 2020'sinde falan ödüyordum. Yani siz düşünün, neredeyse 5 yıla doğru gidiyor arkadaşlar. Şu an oralarda kiralar şehir merkezinde pahalı. Eğer kendinize ait oda tutacaksanız falan böyle. Tahminimce oranın böyle 2 haftalık kirası $1000 falan çok kolay vardır ya. Belki çok daha pahalıdır, bilmiyorum. Kiralar bir tık pahalı. Neyse, bu pozitifleri düşünelim arkadaşlar. Ama ben size yine de, siz pozitifleri düşünmeye devam edin. O arada ben size böyle olumsuz birkaç şeyi devam edeyim. Bunlar çok da önemli. Pozitiflere odaklanalım. Eğer arabanız varsa veya motosikletiniz varsa, motosiklet belki bir tık kolay olabilir. Ama park yeri araba konusunda biraz zor ve otoparklar pahalı. Ben ne zaman oraya böyle şehir merkezine gitsem, bir yeri gezmek istesem falan, park yeri bulmak çok zor. Ve arkadaşlar hakikaten pahalı yani. Hani bir yere bırakıyorsunuz şehir merkezinde, mesela Square'a falan. Abi bir park ediyorsunuz, böyle 2 saat 3 saat arabanız kalıyor abi. $30-$40 paranız gidiyor. Bence lüzumsuz abi, çok pahalı yani. Hani $10 olsa eyvallah, hani anlarsın da hani $30-$40 kar parka para verilmez yani. Şehir sokakları falan, park yerlerinde öyle çok uzun sınırlarınız yok. 2 saatte bir gidip şey, bilet yenilemeniz lazım. İşte 1 saatlik bilet fiyatı işte $12-$13 diyelim. Hadi bir de 2 saatle sınırlıyor seni. Onun aklına, ulan 2 saat sonra geri dönmem lazım, tiketi yenilemem lazım falan. Park yeri bence araba için biraz şehirde sıkıntılı, çirkin. Aynı İstanbul gibi maalesef ki. Onun harici motosikletlere bence bir tık yine okey olabilir diye düşünüyorum. Ama daireyi komple kiraladıysanız zaten size ait otoparkınız olur. Binanıza park edersiniz. Bu ayrı bir mesele. Ama bir yere gezmeye gittiğinizde falan böyle bir ufak küçük çaplı şöyle küçücük bir sinir krizi yaşatabilir. Onun harici bir sıkıntı değil arkadaşlar. Bir diğer, üçüncü konumuz arkadaşlar. Bizim bu taraflarda taşınan birkaç arkadaşımız vardı. Onların da dile getirdiği birkaç konu var. Şöyle, sit tarafına tekrardan kaydığımız zaman, böyle shoplara falan gittiğimiz zaman kişi başı böyle $5-$10 falan fiyat oynuyor. Maalesef ki fiyatlar bir tık pahalı olabilir. Özellikle coffee shop nezdinde konuşuyorum. Restoranlar yine ortalama belki bir tık aynı olabilir. Yine birazcık pahalı olabilir ama coffee shoplar hakikaten bir tık pahalı. Ben ne zaman gitsem mesela, netle ikimiz için yani kahvaltıya falan içeceklerimiz dahil $60-$70 iki kişi için ödüyorum yani çok rahat bir şekilde kahvaltıya. Bence pahalı. Yani bir yere gittiğiniz zaman küçük bir şey öğün alıyorsunuz falan, onlar da bir tık pahalı. Çok değil, ekstrem değil. Sürekli böyle dışarıda yiyorsanız sizi üzebilir ama evinizde hazırlıyorsanız ve haftada bir gün dışarı çıkıp bir akşam yemeğidir, haftada bir gün dışarı çıkıp kahvaltı yapmadır falan diyorsanız bence o kadar çok da üzmez. Ama fiyatlar dediğim gibi bir tık pahalı. Porsiyonlar ise tık küçük arkadaşlar. Olumsuzluklar bu kadarmış arkadaşlar. Çok fazla anlatacağım olumsuzluk yok. Benim aklıma gelmedi çünkü. Düşündüm abi, ne konuşabilirim. Aklıma kira geldi. Ondan sonra park yeri az dedim. Restoranlardan bahsettim. Aa pardon, bir tanesini unuttum. Benim gibi böyle, eğer sessizliği falan seviyorsanız, böyle kendi halinizde bir tık takılmayı seviyorsanız, size belki biraz kafanız yorabilir çünkü sürekli bir trafik akışı, insan akışı falan. Onun harici çok da yormaz, hani rahatsız etmez ama ben sakinliği bir tık seviyorum. Bazen hoş, sakinliği seven insan olarak az önce size bahsetmiştim, şey demiştim hani böyle coffee shop'a oturuyorsunuz, kitabınızı okuyorsunuz. Hani sosyal olmak istemeseniz dahi böyle insanların bir geçişi, akışı falan oluyor böyle. Sizin bir enerjinizi yükseltiyor falan diyordum ya. Onu bazen arıyorum abi, hani böyle çok fazla böyle sosyallik sevmiyorum. Ama ona rağmen hani bazen diyorum abi, şöyle bir insan kalabalığı göreyim ya. Bir yere oturduğumda bir insanlar gelsin, bir akış olsun.
bir enerjimiz yükselsin falan. Ama alıştık artık, yapacak bir şeyimiz yok. Neyse, o zaman bu kadar arkadaşlar diyeceklerim. Şehrin pozitifleri ve negatifleri benim için böyle. Siz eğer burada yaşadıysanız, hala burada yaşıyorsanız veya buraya gelmeyi düşünüyorsanız siz de yorumlarınızı videonun yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu video hakkında bu kadar, kişisel deneyimlerimden yola çıkarak. Aynı zamanda burada bu arada bir önceki videomu da yukarıda size bırakacağım. Net ile şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bir kişinin bir günlük asgari ücretiyle iki kişi olarak o parayı biz bir günde harcadık dedik. Yani bu parayı ne kadar harcayabiliriz, ne alabiliriz, sınırlarımızı ne kadar zorlayabiliriz onu görmeye çalıştık. Ve bayağı da şey aldık, hani kahvaltı yaptık, kıyafet alışverişi yaptık, oradan coffee shop'a geçtik, oradan ondan sonracığıma akşam yemeğine gittik, oradan gittik market alışverişi yaptık falan, 5-6 yere gittik farklı. Tam olarak ne aldık, ne yedik, ne kadar içtik vesaire, bütün bu detayları o bıraktığım videoya tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bilgilendirici içerikler üretmeye devam edeceğim. Aynı zamanda net ile gezdiğimiz yerler olacak. Planlarımız var. Oralara gittiğimizde sizin için etrafı hem göstereceğiz hem bilgilendireceğiz. Bu tarz içerikler de üretmeye devam edeceğiz. Sadece hiç böyle bilgilendirici şeyler değil. O yüzden kanalıma abone olup beni takipte kalabilirsiniz. Bu arada aklınızda herhangi bir soru varsa, Eren şu içeriği benim için çeker misin? Aklımızda böyle bir soru var. Hani insanlar da bence merak ediyordur dediğiniz bir konu varsa onu da yorum kısmında belirtirseniz arkadaşlar, araştırıp size doğru bir şekilde iletmeye çalışırım arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşürüz.